Plastiklerin üzerine vernik atıyoruz. Vernik sayesinde bu ürünler hiçbir şekilde solmayacak. Hep böyle kalacak. İşin en güzel tarafı. Bora Bey merhaba. Merhaba. Siz ne yapar ne edersiniz? Biz burada kişiye özel baskı yapıyoruz ağırlıklı olarak. Alışılmış şeyler değil de birazcık daha orijinal şeyler yapma peşindeyiz. Daha yaratıcı işler, daha esprili, daha sempatik, düşünülmemiş olmayan şeyler yapmamız gerekiyor. İnsanlar peki görselleri kendileri belirleyip geldikleri zaman baskı hizmeti de veriyorsunuz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bizim asıl işimiz zaten kişiye özel işler yapmak ve olabilecek en iyi şekilde baskılarına en iyi şekilde baskı yapmak burada. Aynı günde bu işleri yapıp teslim ediyoruz. Bunlar örnekler burada gördüğünüz her şey. Siz kendiniz de sanat tasarımı yapıyor musunuz böyle? Artworks'leriniz var tabii mı? Tabii aklımda, bazen aklıma böyle enteresan fikirler geliyor. Ha bu sizin eseriniz mi? Bu benim mesela fikrim. Aha çok hem iyi. Hem fikir benim hem de onu ben yaptım. Onunla 3 gün uğraştık ufak tefek. Hangi tablonun göndermesiydi bu? Bu insanın son yemeği diye bir klasik bir yağlı boya tablo var. Klasikleşmiş eserlerden. Ben evet. Onu birazcık daha... Farklı özgünleştirdiniz. Bir anlam, farklı bir anlam. Hepsinin bir masada olmasını istedim. Sevdiğim karakterleri. Hangi tabii, sıralar mısınız? Hülya Koçyiğit var orada. Yok Şebnem Ferah var. Şebnem Ferah. Erkin Koray var. Cem Karaca var. Barış Manço var. Barış Akarsu var. Teoman var. Çok iyi. Peki üzerinizdeki görsel en yaratıcı iş burada bana bu geldi. Vallahi bunu ben çok Darth seviyorum. Darth Vader. Evet. Cello mu çalıyor? Cello çalıyor. O da yine bir tasarımcının eseri. Bu benim. Kendim yaptım. Ciddi mi? Yani tasarım benim değil ama bunu buraya basmak, bu şekilde tişört yapmak benim fikrim. Çok iyi. Orijinal olması için. Zaten dikkat çekiyor ve insanların hoşuna gidiyor. Peki en çok müdavimleriniz kimler sizin? Alt kültür hayranları, çizgi roman okuyanlar, internetteki dizileri, İnternetten yayınlanan, sadece internetten yayınlanan olan dizileri izleyenler. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Bora Bey şimdi KOBİ'ler bir atalet kıskacı içinde. Yani yaptığı işi büyütmeye tenezzül edemiyor. İşletmesini Google Maps'te dahi işaretlemiyor. Ama siz böyle tasarım ve işin içinde inovasyon olan, yenilik olan bir iş koluna girmişsiniz. Ve bunu gördüğüm kadarıyla harika yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İşletmelere ne öneriyorsunuz? Yani yapabilecekler hiçbir şey yok mu? Sadece haberleri izleyip şikayet mi etmeli insanlar? Şöyle, insanlar bence ilk önce kendi işine odaklanmalı. Yani sağına soluna bakmamalı. Ne oluyor, ne bitiyor? Her şey olabilir. Ekonomi kötüye gidebilir, iyi haberler gelebilir. Ama insanlar işine odaklanmalı. Yani döviz kurlarıyla, oyunlarla vakit geçirmek yerine ilk önce işini düzgün yapmalı. Yaptığı işe inanmalı. Yaptığı işe inandığını hissettirmeli. Kendine bir hedef kitlesi seçmeli. Yaptığı işi her gelene güzelce sabırla anlatmalı. İşini düzgün yapmalı. Başını yastığa koyduğunda huzurlu olmalı. Huzurlu olduğu zaman iş de bir şekilde sakinlikle ilerletiyor. Sakinlik de insana başarıyı, yani ürettiğini ya da sattığını doğru bir şekilde pazarlamayı sağlıyor. Bu huzur ve kafa sakinliği. Ondan sonra siz bir şekilde işinizi büyütmeseniz bile, küçük bir köfte tezgahınız bile olsa, ünlü birisi bir gün sizin köftenizi yemeye geliyor. Sizinle tanışmaya geliyor. Siz yeter ki açgözlülük yapmadan köftenize inanın yani. Ben köfteye inandım. Köfteye inandığım için hem para kazandım. Şükürler olsun. Hem kendi işimi yaptığım için mutluyum.
başka işler yapabileceğimi görüyorum. Yani ben başka bir şey de yapsam, eğer severek, sabırla yaparsam, bu işe 10 yılımı verdim. Hı hı. O zaman 10 yıl verecek vaktiniz de oluyor. Ama şu an günümüzde olduğu gibi, ya benim param var, ben bu parayı yatırayım, hemen gideyim şu firmanın ismini alayım da hazır müşteri gelsin satayım. Öyle bir dünya yok. Butik kalmayı öneriyorsunuz yani. Butik tutkuyla kalmak, işini yapan insanları. Butik kalmak iyidir. Yani çok fazla bir şey satmakla çok fazla para kazanacağına inanmıyorum. Yani siz, ben buraya 20 tane makine koysam, bütün Kadıköy sokaklarını tablo doldursam, insanlar kalkıp da Ankara'dan, Urfa'dan buraya gelip bize tablo yap demez. İşi internete taşımayla ilgili. Her işin bir bu bir ihtiyaç değil yani. Ben zevk işi yapıyorum biraz. Benim öyle bir farkım var. Bu bir ihtiyaç değil. İnsanlar hoşuna gidip beğenirse, burada eğer kendini iyi hissederse, benim muhabbetimi severse falan filan, hepsi bir araya gelirse bu iş oluyor. Ben de bu dükkanın parçası olmaya çalışıyorum. Dükkanı kendime uydurmuyorum da insanların rahat edebileceği bir sistem kurmaya çalışıyorum. Yeriniz nerede? Bir tarif eder misiniz? Kadıköy'de benim dükkanım. Moda Caddesi'nde, Huzur Palas Pasajı'nın içinde. Kadıköy'de herkesin çok rahat bulabileceği bir konumda. Zaten Instagram'da, Facebook'ta, internette adresim, telefonum bellidir. Ama tabii ben internette çok büyük bir reklam yapmıyorum. Sonuçta böyle tek başıma işletiyorum. Benim belli bir gücüm var. Yapabileceğim iş belli, kapasitem belli. Bunun böyle bir hizmet veriyorum. Daha butik oluyor yani iş aslında küçük olduğunda. Peki en favori eseriniz hangisiydi? En favori eserim? Yani satıyorum, bunu her bir müşteri aldığında gurur duyuyorum. Yani birincisi şu tablo, dünyadaki 103 tane ünlünün olduğu tablo. Tanıdık bakalım. Tanıdık birisi yok ama tanıdık birisini buraya ben ekledim. George Washington'ı mı gördün? Evet, Atatürk'ü ekledim. Normalde bu tabloda yok. Bu tabloda olmadığı için ben burada çok tepki aldım Kadıköy'de olduğumuz için. Evet. Bana neden Atatürk yok dedi. Ondan sonra benim karikatürist bir arkadaşım var, Kamil Yavuz. Dedi ki ben bunu buraya dedi, ücreti karşılığında sana ekleyeceğim dedi. Ben de verip parasını onu buraya koydum. Bence doğru bir adım. Bu işi gördüğünüzde bu dükkandan çıktığını artık bileceksiniz. Harika. Yani her şey olduğu gibi yapmak değil de birazcık da değişiklik de yapmak gerekiyor. İnovasyon. Siz inovasyonu kurum kültürü yapmış bir işletmesiniz. Gördük ve tamamladık.